Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, bugün denizcilikten bahsedeceğiz. E, Türk Türkiye deyince biz kendi içimize konuştuğumuzda da dostlarla arkadaşlar, işte etrafımız denizlerle çevrili ama maalesef denizlerden yeterince istifade edemiyoruz diyoruz. Bu işte bir deniz tatili olduğu zaman da böyle. Eskiden bu denizden balık anlamında istifade etmek dendiğinde de böyle maden olarak istifade etmek, enerji olarak istifade etmek ya denizcilik olarak istifade etmek hepsi bir arada. Mesela şu anda e, tatile gidiyoruz denize ama ulaşım anlamında denizciliği kullanmıyoruz. Bunun dışında tabii bir, bir yandan da denizlere hakim olmak bir ülke için, bir coğrafya için aynı zamanda onun güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Orada da sanki Osmanlı İmparatorluğu e, belli noktalarda eleştiriliyor. Böyle Türkler de denizcilik diye Konuşalım mı bugün? Şimdi biz bozkır milletiyiz. Kim ne derse desin. Yani denizci bir millet değiliz. Biz bir Norveçliler gibi, İngilizler gibi... ...hatta Ruslar gibi değiliz. Yani Denizci millet değiliz, doğru. Bo Kökenimiz bozkır. Ama bozkırda kalmamışız ki. Yani bütün dünyaya dağılmışız. Ve hep deniz kenarlarında yaşamışız. Hı hı. Yani Selçuklular da deniz kenarında yaşamışlar. Osmanlılar da deniz kenarında yaşamışlar. Şimdi bu bizim... ...eğer karakteristik hususiyetimiz ise... E ...bundan vazgeçmek icap ederdi. E O Hı -hı. zaman karakteristik olmadığı... O ...bir şey. tercih olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Türkler... E, ...intibak kabiliyeti güçlü olan bir millet. Yani her milletin karakteristik suiyetleri var. Mesela e, Türkler... ...intibak kabiliyeti çok güçlü. Bulundukları cemiyete, iklime çok kolay intibak ediyorlar. E, emsallerinden daha zeki, daha pratik zekalı... ...ama mesela çalışkan değiller maalesef. Şart milletlerin hepsi gibi çalışkan bir millet değiliz bizim zaafımız zaten buradan geliyor. Ama sadece bu bize mahsus değil. Yani Çinliler de böyle, Ruslar hmm. da böyle, Araplar da böyle, İranlılar da böyle belki derece farkı vardır. Şark milletlerinde bir gaflet var bilemiyorum. Atalet, günün, mi? atalet var. Halbuki güneş oradan doğuyor. Yani hmm. Sizin ne, tembellikle ne işiniz var? Bir Enteresan. de dinimiz de tembelliğe izin vermiyor. Halbuki baktığınızda bu cemiyetler e, için. Evet yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret için devamlı amel etmeyi emrediyor. Sadece dünya değil. Şimdi diyeceksiniz ahiret ama ahiret için amel etmeyi emrederse dünya için haydi haydi emreder. kerime var zaten. Ahirette çalış, dünyayı da ihmal etme. E, dünya'yı çalışmak zaten haydi haydi var. Dünyada kalacaksın çünkü. E, buna rağmen, bu motivasyona rağmen enteresan bir şey. Bu bir dejenerasyon da olabilir. Yani çünkü eskiler bu kadar değiller. Hı -hı. Ama bizim şu, şu son yüz yıllık e, maceramız, yüz yıllık maceramız bir ...kötü bir manzara. Şimdi bu... bu ...benim de çok kafamı kurcalıyor Bu denizler meselesi. Biz e, millet olarak... ...bunu sadece Türk olarak düşünmeyin. Türkler ve Türklerle beraber olan milletlerde... ...denizle bin yıldan fazla... ...bir haşır neşir olma hususiyeti var. E, bizim kadar... ...denizlerden remüstani olan... ...denizlere itibar etmeyen... ...kıymet vermeyen bir millet... ...ben başka görmedim. Yani denizlerle böyle yaşasın da... ...mesela Arap ülkelerinde yaşadım ben. E, Kızıldeniz'e sahil olan Yemen... Arabistan, Basra körfesine sahip olan Körfez ülkeleri ve Umman denizcilik hayatlarının ortasındadır. İleri veya geri ayrı mesele ama denizlik balık yerler, denize girerler, denizden bir şeyler çıkartırlar, süsleme de kullanırlar, nakliye de kullanırlar. Bizde bu yok. Hı hı. Maalesef biz denize girmeyiz. Deniz tatili bizim hayatımızın şu anda şeyi oldu. Belki herkes denize tatile gidiyor. Kaç kişi hı hı. giriyor denize? Yüzde girmiyor. Deniz sahillerde Denize gidenlerin çoğu denize girmiyor. Güneşlerini güneşlemek zararlı bir şey bir kere. zaruret miktarı bir insan... Güneşlenebilirsiniz denize gitmenize gerek yok. Halbuki önce denize ihtiyaç yok. yok. daha iyi olur. Güneşin belli bir miktar alınması lazım. Devamlı güneşte durmak zararlı. E, ama denize girme, hiç girme. Hiç, ben bu dikkat ediyorum çünkü. Oturuyor ve hiç girmiyor denize. Hmm. Tamam bu tercih meselesi ama bu enteresan bir şey. Deniz kenarında oturuyorlar. Geçenlerde Gördüm deniz kenarında böyle bir genç çift oturuyor ya yeni nişanlılar ya yeni evliler ya evlenecekler. O, o o gençlikte güzel de giymişler akşam üzeri çok romantik güneş batıyor. İkisinin de ellerinde cep telefonu arkalarını denize dönmüşler telefona bakıyorlar. Hmm. Bari birbirinizle konuşun bari kavga edin. Hani denize bakmıyorsanız. Yetişim. Bu garip benim garibime gidiyor. Denize girmiyoruz. Denizi seyretmiyoruz. Evi deniz manzaralı olan evler bile denizi seyretmiyorlar. Perdeleri kocaman. kocaman. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Balık yemiyoruz. Yani biraz gıda atıp doktor şey olacak ama bu enteresan bir şey. Yani deniz, bu Kur'an-ı Kerim'de övülmüş. Yani deniz nimetleri övülmüş. Diyor ki denizden çıkanları yersiniz. Denizden çıkan süslemeler, mercanlar, inciler bunları süs yaparsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor bunu. Denizde gemileriniz yüzer. Oradan oraya gidersiniz. Hani hiçbirisi yok. Hmm. Hiçbirisi yok. E, de, denizden çıkanlar süslememizde bizim birinci dereceden yani inci, mercan böyle hmm. şeyler kullanılmaz. Ve en mühimi Denizden nakliyet itibariyle biz istifade etmeyiz. Şu anda Türkiye'nin üç tarafı deniz. Deniz nakliyatı sıfır mesabesindedir. Şimdi Siz duydunuz mu Ankara'dan şey İstanbul'dan İzmir'e gemiyle gideni veya Trabzon'a gemiyle gideni? Hayır otobüslerle gidiyorlar. Halbuki. Halbuki çok kolay deniz Yeder, ve rahat. kullanılan da bir şeydi. Mesela şimdi biz Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Samsun'a çıktı diyoruz. Evet. Deniz yoluyla gitti. Efendim o zaman yolu yoktu denize gitti. Hayır deniz yani tamam evet doğru söylüyor. O zaman mazbut yolu yoktu. Yolu yoktu değil. Mazbut yolu yoktu tamam doğru. Çünkü bizim Anadolu coğrafyası çok elverişli bir coğrafya değil. Şimdi o eğri oturalım doğru konuşalım. Rumeli gibi değil ve Arap dünyası gibi değil. Düz değil bir kere. Bir yerden bir yere yol vurmak kolay değil. Dağlar çıkıyor önünüze. Dağı delmek kolay değil. Vadiler çıkıyor. Denizler, göller çıkıyor. Zor. Ama deniz nakliyatı var. Ee, Osmanlılar zamanında bir gemi İstanbul'dan çıkıyor. Bir gemi, yolcu gemisi. Samsun'a, Giresun'a, Trabzon'a ve Batım'a uğruyor. Hı hı. Tekrar aynı şekilde dönüyor. Tam biraz uzun sürüyor. O zamanki gemiler kırk. İnsanların ya. da acelesi yok Acelesi yok zaten. Zaten. Evet. zaten hayat öyle. Bakın. E, Ankara'ya gidecekseniz Samsun'da iniyorsunuz veya Amasya'da gidecekseniz. Erzincan, Sivas'a gidecekseniz Giresun'da iniyorsunuz. Erzurum'a gidecekseniz Trabzon'da iniyorsunuz. Kafkasya, Van, Ağrı, Kars, Batum'da iniyorsunuz. Oradan da memleketinize gidiyorsunuz. Bunu kullanmışlar. İzmir'e gidenler gemiyle gidiyor. Antalya'ya gidenler gemiyle gidiyor. İskenderun'a e gidenler gemiyle gidiyor. Beyrut'a, İskenderiye insanlar gemiyle gidiyor. Kıbrıs'a gemiyle gidiyorlar. Hacı yollarını anlatıyorlar Hacca gemiyle da mesela gidiyorlar. evet. Tabii gemi yolları mazam evet. rahat çünkü. Gemide rahatsınız. Her türlü işinizi yapabiliyorsunuz. Geziyorsunuz, oturuyorsunuz. En evet. e, yolculuğu tabii gibi değil. değil. Ki. Tren gibi bile, Tren bile değil. Tren gibi bile değil. Evet. Yani yolculuktaki meşakkatten hiçbirisini yaşamıyorsun. Tamam. Çok az insan denizden korkar. Çok insanı gemi tutar. Onun da ilacı o var. O da çok açıktan giden bir gemi değil zaten değil, anladığım değil. kadarıyla. Şimdi bu garip bir durum. Yani bizim İstanbul mesela ...üç tarafı değil, her tarafı deniz. Bırakın üç tarafın her tarafı deniz. İstanbul'da bile gemi nakliyatı yoktur. Yani mesela Beylikdüzü... ...en kalabalık olan yer, şimdi trafiği de en yoğun olan yer... ...Beylikdüzü'nden mesela bir gemi kalkıp... ...mesela Avcılar'a... efendim Bakırköy'e, deniz Bakırköy e, otobüsü gibi... gibi. gibi yeni kapıya, ...Kadıköy'e, şey Eminönü'ne... ...Kadıköy'e, Bostancı ve Pendik'e gidebilir... Hı. ...her gün, belli saatlerde. Yok böyle bir gemi yok. Herkes... ...E5, DN6'dan gitmeye çalışıyor evet, arabalarla... Evet. Bunda tabi bir devlet politikası var. Yanlış veya doğru veya politikasızlığı var. İkincisi muhtemelen bazı kesimlerin işte Hı. lastik lobisi, karayolu bilmem nesi gibi bunların belki Bir liman yapmak çok zor mudur? Mesela en güzü. Onu ben bilemem. İstanbul'dan ama... yani böyle Onu ben bilemem ama yani teknik olarak elbette ki normal bir ticaret limanı gibi, yükleme limanı gibi değil bu. İskele yani liman Hı. yapmayacaksınız, bir iskele yapacaksınız. Evet. Osmanlılar bütün ...Boğaz köylerini bir riskele yapmışlar... ...gemiler yanasın Şimdi diye. Şimdi değil mi ne kadar güzel... ...ne kadar yani, zarif gezi. bu neden yapılmaz... ...ben bunu hala hafsanam almış değildir. Türkiye'de denizden niçin insanlar istifade... ...etmezler? Bu işte bizim... ...denizcilik maceramızı da hülasa ediyor. Şimdi biraz geçmişe dönmek evet. istiyorum. Türkler ve deniz kısmına dönmek istiyorum. Aslında çok da yabancı değiliz ve... ...başlangıç noktamız çok da... E, ...yabana atılır hafiflikte değil. Çünkü biz şu anda... E, ...belki de İstanbul'dan daha önce... ...fethettiğimiz Rumeli topraklarını... Deniz yoluyla. Evet. Fethetti. Ve sallada değil, şer, şeyde şiirde geçtiği gibi geçtiler sal ile e, Rumeli'yi anı arttı şanımız bu doğru değil, salla geçmediler, hı hı. gemilerle geçtiler, gemilerle. Demek ki, demek ki bir kültür vardı, gemi hı hı. kültürü vardı. Ya da olması gerektiğine inandılar, i̇nandılar. ve buna adapte olurlardı evet, işte dediğimiz e, intibak gibi. kabiliyeti. Şimdi Selçuklular, Osmanlıların selefi olan Selçuklular zamanında e, Anadolu'nun sahilleri Selçukluların elinde değildi. Ege sahilleri umumiyetle Bizansların elindeydi. Bir ara Türklerin eline geçti. Akdeniz. Akdeniz öyle. Hı hı. Akdeniz evet ama Ege öyle değildi. Bu sebeple Selçuklular denizcilikte çok iddialı olmadılar. Fakat bir Selçuklu kumandanı olan ve kısa bir zaman İzmir tarafında beylik kuran Şaka Bey ki bugün gemilere ismi verilmiş denizciliğin kurucusu kabul edilenlerden bir tanesidir. Ee, bir kere Selçuklu devri denizciliğinin medarı iftahıdır. İkincisi Sultan Alaaddin Keykubat. Bugün Alanya dediğimiz şehri kurmamış ama imar etmiş. Hatta şehre onun ismine izafeten Alaiye denmiştir. Yani Alaaddin'in şehri. Burada yaşamış ve, burası Selçukluların yazlık baş şehri olmuştur. Alanya'nın karakteristik resimlerine baktığınız zaman bir bina görürsünüz. O bina Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı tersanedir. Ve bugün hala Gemi yatağı ayaktadır. E demek ki e, Selçuklu burada gemi yapmış hı hı. ve iyi kötü Akdeniz'de gerek nakliye, gerek harp sebebiyle bu gemilerden istifade etmeyi düşünmüş. Ve güvenlik açısından da e, tabii. önemli Tabii e, zaten esas itibariyle emniyet. Hı hı. Donanmanın e, kurulu sebebi ortalığı titretmek değil, emniyeti temin etmektir. Saldırmak isteyenlere. Evet, yani dış kapıyı siz süs için yapmazsınız. Şimdi Mavi Vatan dediğimiz sınır değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi Selçuklulara e, halef olan iki tane, üç tane devlet var. Bunlardan biri Osmanlılar, bir Karabeyliği, ikincisi Aydınoğulları, üçüncüsü Karesioğulları. Bunların ikisi Denizci beyli beyler, Menteşeoğulları da var. Bu üçü Karesioğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları. Menteşeoğulları bugünkü Muğla, Karya Havalisine hakimlerdi. Antalya'ya kadar. Antalya'da Teke Beyliği vardı. Aydınoğulları İzmir, Aydın Havalisine e, hakim idiler. Karesi Beyleri ise Balıkesir, Çanakkale Şimdi bu iki bu beyliklerden iki tanesini bilhassa Aydın oğullarının ve Karesi oğullarının ciddi manada denizcilikte nam yaptıklarını o zamanın imkanlarıyla gemilerinin olduğunu, gemi nakliyatı yaptıklarını, savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen Teke Beyliği'nin, Menteşe Beyliği'nin, Saruhan Beyliği'nin de cüz'i de olsa denizcilikte behresi yani nasibi vardı. Osmanlılar yeni kuruldukları zaman Söğüt, Söğüt etrafında bir kara beyliği, bir uç beyliği, markilik olarak kurulmuştu kuruluş maksadı Bizanslara karşı Selçuklu hududunu müdafaa etmekti. Selçuklu devleti çözülüp de dağılınca, inhilal edip dağılınca Moğol istilasından sonra bu Selçuklu valileri birer ikişer istiklallerini kazandılar. Ve Anadolu'da biliyorsunuz onlarca küçük devlet kuruldu. Tavaifi mülük derler bunlar işte. Sarıhanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Ertanoğulları, Candaroğulları vesaire vesaire. İrili ufaklı. Bunların her birinin kendine göre kültür tarihinde veya siyasi tarihte yeri vardır. Mevzumuzla alakalı olan bu Aydın Aydınoğulları ve Karesioğulları'nın donanması var. Osmanoğulları'nın donanması yok olamaz zaten sahilde değiller. Fakat, fakat çok enteresandır. Osman Bey'in yani Osmanlı Beyliği'nin kurucusu sayılan Osman Bey'in aslında Ertuğrul Gazi'dir kurucu ama müstakil bey Osman Bey olduğu için Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey kabul edilir. Hanedan ve devlete de Osmanlı ismi verilir. Yoksa beyliğin kurucusu aslında Ertuğrul Gazi. Fakat Ertuğrul Gazi bir Selçuklu valisidir. Yani otonom bir Selçuklu valisidir. Yani onu da siz devletin kurucusu saysanız yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Şimdi Osman Bey'in fetirlerini e, okuyoruz. Tarih kitaplarında var. E, e, edebiyata bile girmiş. Yani e, şan şöhret edebiyatı. Yani Avrupa'da nasıl şövalyelik devri ...edebiyata girmişse, Osman Gazi devri de... ...romanlara, hikayelere, şiirlere mevzu olmuştur... ...Osman Gazi şöyle fethetti, şu kaleyi şöyle fethetti... ...bu kaleyi böyle fethetti, malum... ...hikayeleriyle, efsaneleriyle, zengin bir... ...aslında hiç bilgi olmamasına rağmen... ...hep bilgiler sözlü, şifahi... ...yanlış demiyorum, yani dinleyicilerimiz... ...yanlış anlamasın... ...yazılı bilgi yok, şifahi bilgi var... ...sonra bu şifahi bilgiler, Fatih devrinden itibaren... ikinci Murat devrinden itibaren... ...yazılı hale getirilmiştir... ...şimdi burada bir dikkati çeken bir husus var ...ben Osman Gazi ile alakalı bazı tetkikler yaparken... ...bunu tetkik etmenin başka tetkikleri yaparken... ...şunu gördüm... ...Osman Gazi'nin fetihleri... ...şimdi burayı alalım, yanında da şu kale var... ...hadi orayı da alalım, şu kale de bizim olsun... ...değil. Ve stratejisi mi? Bir stratejisi var, bu stratejisi... ...ok halinde Marmara Denizi'ne ulaşmak. Hmm. Yani Bizans topraklarının içine böyle ok çizerek... ...denize ulaşmak. Osman Gazi gibi birisinin... Neden? Neden denize ulaşmak? E, denizin emniyetini bildiği için... Denize hakim olduğunuz zaman bir emniyet temin ediyorsunuz. İki fetihlerinizi genişletiyorsunuz. Düşmanı arkadan çeviriyorsunuz. Biz tabii evet destek almasını evet. engelliyorsunuz. Evet. işte Osman Gazi'nin fetihlerinden ben bunu görünce hayrete gark oldum. Yani, bu kadar olamaz dedim. Tamam biz Orhan Gazi zamanında biliyoruz Osmanlı donanması var. Rumeli'ye geçildi gemilerle ama yani Osman Gazi'nin de stratejisi buydu. Denizlere demek, ulaşmak. Demek ki e, Orhan Gazi de bununla büyümüş. Bunla, bu, tabi, bunu duyarak büyümüş. tabii. öyle bunlar tesadüfi şeyler değil. Yani bu Şimdi hamaset edebiyatı güzel de Osmanlı fetihlerinin her birisinin bir sebebi var. Yani mesela İsmail Hamidanişmendi'nin İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisini okuduğunuz zaman zahmetli bir kitaptır okuması ama... ...her savaşı anlatırken onun mutlaka siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, dini bu bir sebebini mutlaka yazıyor. Hiçbir şey sebepsiz de. Hadi gidelim bir savaş yapalım. Savaş masraflı bir şey. Zahmetli bir şey. Size getirdiği kadar da götürüyor. Tabii kayıplarınız oldu. Çok. Onun için yani mümkün mertebe idareciler savaştan uzak durmayı tercih ediyorlar. Zaten öncesinde de hep evet. savaş öncesinde evet. bir sulh ile halletmeye çalışıyorlar ama bazen savaş kaçınılmaz oluyor o zaman da tamam. Şimdi Osman Gazi'den bu terbiyeyi almış olan Orhan Gazi'nin eee genişleterek Marmara Denizi'ne çıkması elbette ki Osmanlı'nın denizcilik e, stratejisini kuvveden fiile dönüştürdü. Bir kere Anadolu'ya geçişi, Osman Orhan Gazi zaman Rumeli'ye geçişi Orhan Gazi zamanında oldu ve bu geçiş bir fetih geçişi değildir. Çok enteresan. Balkanlardaki akın, akınlara karşı, bilhassa Bulgar akınlarına karşı Bizans müttefik olan Bizans'ı korumaktır. Şimdi bu da bir e, umumi telakkidir. Bizans, ah kahpe Bizans, hep bizimle düşman. Hayır, Bizans Osmanlı Devleti'yle hep dost. Çok nadir düşman olmuştur. Karşı karşıya gelene kadar. Evet, Osmanlı tarihinde her zaman Bizans'la e, samimi olmasa bile ...dostane münasebetler takip etmiştir. Hatta edilmiştir. kızılık verilmiş. Kız alınmış, Orhan Gazi'nin iki hanımı... ...Bizans İmparatorluğu'nun kızlarıdır. Yani Murat İda Vendigar'ın anneleri. Sadece o değil. Ondan sonra da var. Rehine şehzadeler var. Devamlı... ...mesela Orhan Gazi devri o kadar enteresan ki... ...Bizanslılar hep dost. Kayınpeder'in yanına gidiyor. Kayınpeder onunla beraber ava çıkıyorlar. Kız kulağısında yemek yiyorlar. Bugünkü Çamlıca ormanlarında avlanıyorlar. Beraber kayınpeder, damat... İstanbul yani, görüyor yani, İstanbul'da görüyorlar. Yani. Böyle bir türküler zaten fethediliyor. Hı -hı. Şimdi böyle bir devirden bahsediyoruz. Bizanslara yardım etmek için Rumeli'ye geçiliyor. Şimdi şiirde geçtiler Rumeli'ye işte sal deyince sanki sal yapmışlar da onunla geçmişler. Böyle tarihlerde de böyle Acaba anlatılıyor. Sal'dan kastı Belki de gemiydi. Evet, gemiydi. gemiydi. Çok önemsememişler çünkü orada maksat oraya geçişin hiva hikaye edilmesiydi. Hı -hı. Tablo bile var hatta. Şeyin zannediyorum Kapı Dağlı'nın bir tablosu var. Gazi Süleyman Paşa'yı yani Murat Hüdavendigar'ın oğlu ve veliahtı. Gazi Süleyman Paşa gibi olayı da o şehit düşmüştür, vefat etmiştir. Böyle saldı arkasında yiğitleriyle beraber Çanakkale Boğazı'nı geçerken tasvir edilmiş bir resim var. Halbuki tarihlerden biliyoruz ki e, Orhan Gazi zamanında Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçişi gemilerle oldu. Bu gemiler nereden edildi? Bu gemiler geldi? nereden ne edildi? Şimdi Karesi Beyliği, Balıkesir'deki Karesi Beyliği Osmanlı tarafından fethedildi. Fethedilince Osmanlılar bir kere onların donanmasına valisi oldular. Ve Karesi Beyliği'nin elindeki Edincik bugünkü Erdek yakınlarındaki Edincik de Belkıs eski antik şehrinin yakınında çok eski bir şehirdi. Ta Araplar zamanında bile var orası çok korunaklı bir yer. Araplar bile orada şey kurmuşlar. Emeviler tersane kurmuşlar, hafif tersane. Orada bir tersane kurdular. Ama Osmanlı'nın ilk tersanesi bu değil. İlki Karamürsel'de. Karamürsel de zaten bugün bile denizciliğin e, merkezlerinden biri sayılır. Askeri birlikler vardır. Karamürsel Bey, e, Bey'in gemiciliğinden bahsedilir. İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel'de. Sonra Edincik'te. Sonra İzmit'in fethiyle İzmit'te. Arkasından Gelibolu'nun fethiyle Gelibolu'da kuruldu. Rumeli'ye geçildi. Bu gemiler bir. Osmanlı'nın kendi gemileriydi. Kendi yaptıkları gemiler yetmedi. ...Karesi Beyliği'nden tevarüs edilen... ...miras kalan gemilerde... ...bunlar da yetmedi... ...Cenevizlilerden gemi kiralandı o zaman... ...Cenevizliler hakim... ...oralarda küçük küçük şeyleri var... ...onların çanda falan var... ...kolonileri var... ...ticaret kolonileri... ...parayla kiraladılar... ...düşün gemilerle geçtiler yani... Evet. ...hafif gemiler bunlar ama... ...yani... ...ama gemilerle geçtiler... Bina ile bu Rumeli'ye geçiş Osmanlıların denizciliğinde enteresan bir hadisedir ve zaten Güney ve Doğu Marmara tamamen artık Osmanlı gemilerinin hakimiyeti altındaydı Orhan Gazi zamanında. Fetih'ten önce de aslında gidiyorlardı Tabii, değil mi? Tabii gidiyorlardı. Şey, Tabii elbette. Gidiyorlardı. Bak, e, şey, Böylece artık yurt edindiler. Yani Rumeli'ye geçtiler. Yavaş yavaş Rumeli'de yurt edindiler. Yani hı. savaş maksadıyla değil müttefik Kolonileri kurmak maksadıyla geçtiler. Hatta İstanbul'un fethinden önce de ciddi anlamda bir Rumeli de vardı. Tabii tabii, tabii Türk varlığı vardı. Oradakiler de hep söylerler İstanbul evet. fethedilmeden önce. Buralar fethedildi. Selanik, vardı. Üsküp, bunlar İstanbul'dan Fizven. önce Firizel, İstanbul'dan önce fethedilmiş. Kısa bir araya gidelim. sohbetimiz devam ediyor. Aslında Osmanlıların bir donanmayla ne yapılabileceğini, ne kadar işlevsel olduğunu ilk anlamaları da bu galiba bu Rumeli fetihleri, değil evet, mi? Evet, yani geminin geçiş. stratejik ehemmiyetini Osmanlılar anladılar. Hı hı. Yani bu e, elinde kılıç üzerinde zırh ve kalkanla düşmanla savaşırsınız. Evet, zafer e, piyadenin süngüsü ucundadır. Tamam. Bir yeri fethettiğin zaman oraya gitmezsen kıymeti yok. Ama gemilerin ne kadar emniyetli olduğunu Osman Gazi teorik olarak hı hı. anlamıştı. Orhan Gazi bunu pratiğe döktü. Ondan sonra Gelibolu e, sancağı çok emniyet kazandı. Kaptan Paşa eyaleti derler buraya. Kaptan Paşa'ya verilmiştir. Kaptan Paşa umumiyetle orada oturur. Ve Osmanlılar artık yükselme devrinde çok ciddi bir donanma sahibi oldular. Bu donanmanın subaylarını yetiştirdiler bu donanma neferlerini daha ziyade denize alışık olan Ege sahillerindeki Türk çocuklarından temin ettiler. Böylece sağlam bir donanma sistemi meydana getirdi. O zaman hava kuvvetlerinin hatta belki uzay gücünün tesiri donanmadaydı. Dünyada donanması olanlar işte Venedik gibi, Ceneviz gibi dünyaya hakim oluyorlardı. Hem ticaret ve hem de siyaset yoluyla. Osmanlılar bundan müstahni kalamazdı, geri kalamazdı ve kalmadılar da zaten. Ve, ve yükselme devrinde hem muazzam bir donanma meydana getirdiler hem Dünya çapında denizciler Burak Reisler, Kemal Reisler, Seyid Ali Reisler, Piri Reisler, Barbaros Hayrettin Paşa üç kardeşin üçü de muazzam denizcidir. Ama bunlar tabii bir yandan da korsanların Osmanlı denizciliği üzerindeki etkilerini tartışmamıza yol açtı. Tabii, doğru. Korsan demek deniz piyadesi demektir. Ee, biz korsan deyince bu şey karayip korsanları gibi korsanları anlıyoruz. Yani yolcu gemilerini vuran, onların mallarını alan so haydutlar, deniz haydutları. Halbuki korsan ilk zamanlardaki tabiri Ordunun deniz piyadeleridir yani akıncılarıdır. Bunlar bir savaş esnasında veya arada savaş olan fakat bir fil muharebe olmayan devletlerin deniz güçlerini vurarak onları zayıf düşüren gemilerine el koyan gemideki mallarını el koyan kişilerdir. Bunlar ordu mensubudur. Ha legal kişilerden. Kaptan legaldir. Bütün dünyanın korsanları vardır. Bunlar subaydırlar, devlet nezdinde itibarlıdırlar. Öyle, yani bunlara hiç kimse haydut Yasa şey yapmıyorlar. Yapmıyor yani. Bu devletin askerleri bunlar. Deniz piyadeleri. Hı hı. Ama mesela bunlar ne yapmışlar? Bir Fransız gemisini vurmuşlar. Hükümet hemen demiş ki bir dakika biz Fransa ile anlaşmamız var. Derhal gemiyi iade edin. Malları iade edin. Tamam demişler. Malları ve gemileri iade etmişler. E, buna mesela karada akıncılar gibi. Evet. Karada akıncılar ne yapıyorsun? Mesela hı hı. akıncıları gönderiyorsunuz. Deliler gibi mesela. Deliler. Var öyle gibi. Savaş var mesela. Bir memlekette aranızda savaş var. Veya savaş olması yani bir film muharebe olmasına gerek yok. Ee, savaş hali var resmen. Bu savaş zarfında akıncılar ne yaparlar? Yani akıncılar önce bir kere istihbarat toplarlar. Nerede köprü var? Nerede su kaynağı var? Ordu nerede konaklayabilir? Nereden geçebilir? Nerede e, zahire temin edebilir? Burada kaç köy var? Köy halkı hangi ırklardan müteşekkir? Bunlardan yardım alınabilir mi? Yani kontrgerilla gibi, gerilla gibi. Veya ya bunları tespit ederler. Bir stratejik şey döküman ha, çıkartıyor. çıkartırlar. En mühim işleri budur akıncıların. Herkesin zannettiği gibi hurra değil. O da var. Yani bir garnizon buldular, bir mühimmat deposu buldular. Bunları havaya uçurmak, bunları yakmak hı hı. bu da var. veya küçük çatışmalar yapmak, küçük öncü birlikleriyle. Bunlar da akıncıların vazifesidir. İşte akıncılar ne yapıyorsa ve deliler ne, ne yapıyorsa kara ordusunda, korsanlar da deniz ordusunda bunu yapıyor. Osmanlılar yükselme devri dediğimiz 15. 16. asırda ki denizcilerin çoğu korsan hüviyetindedir. Yani akıncı hüviyetindedir. Bir de devletin resmi ordusunda bir donanma yuhu var. Burada rütbeli işte en başta kaptanı der ya kapudane arkasından kap, kapteyn söz oradan geliyor. Riyale, piyale, patrona böyle rütbeler var. Patrona işte koramiral demek. Riyale, arkasından piyale bunlar hep e, e, rütbelerdir şeyin e, kaptanı der, yani gemisi baş tarda, o sancak çekebilir. Diğer ikisi sancak çek, diğerleri sancak çekemez. Çok muazzam bunların Niye protokol, yaşıyorsun? hiyerarşisi vardır. Çok muazzam bir donanma sistemi vardır. Yani İngilizlerde ve ve Fransızlarda rastladığımız tarzda yükselme devinde bir donanma hiyerarşisi vardır. Çünkü donanma bambaşka bir dünyadır. Denizlerin ortasında ömrünüz geçiyor. Kolay bir şey. Bunu herkes yapamaz ve o insanlar bambaşka karaktere sahip oldular. İsyan olmadığında da zaten çok çabuk isyana dönebiliyordu yani. Onun mi? için çok sıkı bir hiyerarşi var. <laughs> Şimdi bu hiyerarşiyle Osmanlı Donanması biliyorsunuz 16. asırda Akdeniz'e hakim oldu. Akdeniz bir Türk gölü oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika. Sahillerinin bir kısmı Osmanlı ama işte Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye. Peki Bat e peki Bat İtalya, gittikçe, e, Fransa, İspanya, Fas senin değil. Doğru. Biz demiyoruz ki dört tarafı Osmanlı toprakları çevrildi. Karadeniz gibi değil. Hı hı. Ama burada Türklerin sözü geçiyordu. Yani Türkler Akdeniz'e hakim olmuşlardı. Bütün ticaret, seyri sefa'in Türklerin kontrolündeydi. Yani Türkler istemediklerini burada gezdirmiyorlardı. Hı. Güçleri vardı çünkü. Akdeniz'in daha önce konuşmuştuk. Böyle bir hüviyeti var. Bu devirde Osmanlı donanmasının klasik devirde üç kısımda, tetkik ediliyor. Bunlardan bir tanesi ince donanma. <laughs> bu ince donanma Tuna gibi gemilerde gider ve bu donanma vasıtasıyla Avrupa'nın işlerine kadar Osmanlı donanması ve hakimiyeti nüfuz eder. Altı düzdür bunların. Derin değildir. Onun için sığ yerlerden bile rahatça geçebilir. Ama hafif gemilerdir. Onun için ince donanma derler. Karadeniz'den verirsiniz ince donanmayı Tuna'dan Ta içerilere kadar o donanma gider. Bir Sakarya'da yapmak istedikleri, yapmak gibi. istedikleri gibi. Aynısını Sakarya ile Sapanca Nehri ile birleştirme suretiyle Akdeniz'den Hı. Marmara'dan oraya bağlantı kurmak istedi ama güç yetmedi. Birincisi bu. İkincisi Kadırga dediğimiz kürekli gemilerdir. Bu kürekli gemiler bir, forsalar yani e, düşmanlardan alınan esirler. iki mahkumlar. Üç, ücretli işçiler tarafından çekilir. Hepsi forsa değildir. Hepsi mahkum değildir emniyet hmm. sebebiyle. Üçe ayrılır. Bunlar kürek çeker. Bu bir cezadır. Bir adamın cezası iki sene kürek dedim. iki sene kürek çeker gemilerde. Zor bir iş. Kötü bir Zor bir iş. Ama o filmlerde gördüğünüz işte kırbaçlar onlar da doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere akıl ve mantığa aykırı. Yani bir insanın bir yük hayvanı olsa en basiti. Bu yük hayvanını aç bırakır mı? buna eziyet eder mi? Psikopatları bir tarafa bırakıyorum. Normal bir insan. Yapmaz. Neden? Yani fiziksel gücünden istifade edeceğiniz evet. bir insanın bu gücü kaybetmesini Kendi yemez ona yedirir. Kendine bakmaz ona baktırır. Peki bugün bir köle olduğunu düşünün veya bir kürekçi olduğunu daha çok yapar. Neden? Çünkü onun güçten düşmesi, moralinin bozulması, aç kalması kendi işini bozar. En basit şeyle insaniyeti bir tarafa bırakalım. Onun için o filmlerde gördüğünüz o şeyler tabii ki o çok zor hayatı e, dramatize eden sahnelerdir Öyle değil yani Forsaların hayatı öyle değil Acıklı değil Zaten hayat acıklı ama O işkenceler kırbaçlar falan yok Ama bir e, korku Ve de devamlı bir emniyet hissi var Karşılıklı var bence Onlarda da onlarda de, onlar da, da. da İkinci gemi kadırgalar Kadırga zahmetli Üçüncüsü kalyonlar Kalyonlar yelkenle çalışan Ambarlı gemiler Biraz da nakliye için çok elverişli, çok süratli ama rüzgara bağlı olduğunuz için de pratik değil. Kadırgalar Hı. öyle değil. Bu üç tür gemisi var Osmanlıların klasik devirde. Ve bununla muazzam bir hakimiyeti var. Bütün dünyada. Ve bu donanma düşününüz sadece Akdeniz'de değil, Hint Okyanusu'nda bile iyi kötü bir hakimiyet kurmuştur. Dörtten ziyade Hint seferi vardır. Bu Hint seferi Hindistan dediğimiz ama aslında bugünkü Endonezya ve Malezya'nın da içinde olduğu mıntıkalardaki Müslümanların Osmanlı halifesinden. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan III. Murat. Uzun zaman bir şey. Yardım istemesi Portekizlilere ve Hollandalılara, sömürgecilere karşı yardım istemenin neticesinde oraya gönderilen gemiler. Bunlar orada Portekiz ve Hollanda istilasını önlemişler. Bir kısmı orada yerleşmiş, kalmış halkı Askerliğe talim ettirmiş. Bir kısmı orada evlenip kalmışlar ve bugün torunlar orada yaşıyorlar. Bir kısmı geri dönmüşler. İşte bunlardan bir tanesi o Piri Reis'tir. Piri Reis oradan dönerken büyük bir fırtınaya uğradı. Gemis, gemilerini Basra Körfezi'ne bırakıp kendisi hazine gemisiyle Mısır'a geldi. Bu ise Osmanlı hükümeti tarafından çok büyük reaksiyonla karşılaştı. Bugün bile insanların anlamadığı ve Piri acıdığı bir husus denizciliği bilmemekten kaynaklanıyor. Denizcilikte gemi kaptanın namusu demektir. ...bir kaptan asla gemisini bırakmaz. Bu söz ama hala yaşıyor. Tabir nedir? En gemi en son kaptan kaptan terk eder. Onun için Piri Reis'in bu hareketi... ...gemicilik namusuna aykırı... E, ...görülmüş ve Piri Reis... E, ...çok yazıktır ki... ...idam edilmiştir. Çok yazıktır. Başka sebepler de var ama... ...idam edilmiştir. Buradaki Türk denizciliğinde... ...ahlaki kaydeleri de gösteriyor. Yani gemi... ...bir namustur ve itaat her şey demektir. Onun için Osmanlılar işte yükselme devrinde sadece Akdeniz'e değil Karadeniz zaten açık denizlere hakim oldular. Fakat çok tenkit edilen bir şey var onu söyleyeyim sonra son zamanlara geçelim. Osmanlılar için keşifler yapmadılar? Tam da Piri Reis'ten bahsederken. Evet Osmanlılar İzlanda'ya kadar gittiler. Bununla alakalı vesikalarımız var. İngiltere'ye kadar gittiler. Osmanlı denizcileri İngiltere'nin Galler mıntıkasını, Cornwall mıntıkasını, İzlanda'yı vurdular. Oralara kadar gittiler. Fakat kalmadılar. Niçin kalmadılar? Dünyadan haberdar olmadıkları için değil elbette. Muhtemelen daha çok haberdarlardı. Diğerlerinden. Şimdi bir şey yapmak için e, bir altyapı lazım. Neden kendinize son model bir araba almıyorsunuz? E param yoktu. Onun için. Abi, bu kadar basit. Osmanlıların açık denizlere çıkması, coğrafi keşiflere katılması imkanı yok. Çünkü açık denizlere çıkan, çıktığınız zaman bir kere e, harp halinde olduğunuz memleketler var. Sizin aktarma yapabileceğiniz limanlarınız olması lazım. Nerede o limanlar? O limanlar elinizde, sizde yok. Olmadığı zaman siz e, o kadar uzak bir mesafeye gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bu facia ile neticelenir. Bir de şimdi doğu ya batıdan doğuya doğru... Diyelim ki İngilizleri, Portekizlileri, e, İspanyolları, İtalyanları göz önünde bulunduralım. Hep... Ekonomik olarak kendilerinden daha aşağı seviyedeki ülkelere doğru gitmişler. işleri orada hep kolay olmuş. Kolay olmuş tabii Bu da var. Sömürgeleştirmek de kolay olmuş, gitmek de kolay tabii. olmuş. Şimdi Türkiye için de Osmanlı için sözünü ettiğiniz rota aslında çok da uygun bir rota değil, değil zaten. yani değil. Bu bile aslında mantıga aykırı. Rota bir kere rota bir kere mantıklı değil. Hatta bakın İtalya bile Türkiye ile aynı kaderde olduğu için coğrafik eşitlere fazla katılmadı. Coğrafik eşitlere katılanlar biliyorsunuz İspanya Portekiz. Hollanda, İngiltere olmuştu peş peşe ve biraz da Fransızlar. Mesela onlar bu içeride kaldığı için onlar Akdeniz'e önem verdiler. Hı hı. Bu bir bu bir tenkit edilebilir. Yani Osmanlılar da İtalyanların hatasına düştüler. Bütün dünyayı Akdeniz'den ibaret kabul ettiler. Bunun dışındaki dünyaya kıymet vermediler. Oradan gelecek ne olacak? Buradan daha çok geliyor dediler. Haklılık payı var o zaman için. Bu birileri görüşsüzlük mü? Burası tartışılır. Birincisi gerek rota, gerek ikmal yolları itibariyle... Osmanlı'nın böyle bir avantajı yoktu. İkincisi Avrupalılar keşif, yol keşfetmek istediler onlar. Yani e, coğrafi evet. keşiflerin sebebi Müsl Osmanlıların, Müslümanların hakim olduğu mıntıkalardan geçmemekti. Bypass, Bypass yapmaktı. Bunun için coğrafi keşifler tesadüfendi. Avrupalıların çok ileri görüşlü oldukları buralarda neler var çok merak ediyoruz. Dünyayı keşfedelim diye değil yeni yollar bulalım içince. Mecburiyetti biraz. Yeni yolları bulurken yeni kıtalar buldular. Ondan sonra ne dediler? Biz buraları Sömüldüm. sömürelim dediler. Sonra bu sömürgeciliğe bir kılıf bulmak için ne dediler? Bunlar bizden geriler. Biz bunları medenileştirmek için buradayız. İyi ki buradayız. Bizi Tanrı bu vazifeyi verdi. Biz buraya gelmeseydik bunlar ne olurdu bir bu insanlar? Tabii şey. çepsi çiçekten öldüler ne? Nasıl öleceklerdi falan gibi hmm. yani. Şimdi bu burası ayrı bir mesele. Bir kere, tartışırsınız, doğru değildir, doğrudur, o ayrı bir mesele. Fakat Osmanlı'da sömürgecilik yok böyle bir kültür yok. Yani şimdi tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Yani gitseydik de buraya, burayı sömürmeyeceğimiz için dünya evet. tarihi bambaşka bir şey olurdu. Gide bir gidemezdiniz. Gitseniz de duramazdınız. Çünkü orayı sömürgeleştirmediğiniz takdirde orada kalmak çok maliyetlidir. Yani İngilizler işgal ettikleri mıntıkalardan için çekildiler. Mesela İstanbul'da niye çekildi İngilizler? Irak'tan niye çekildiler? Arabistan'dan niye çekildiler? Mısır'dan niye çekildiler? Maliyetli olduğu için. İngiliz raporlarını okuyun. İşgal İstanbul'unda Bilge Christmas'u neşretti. Her günü bilmem kaç milyon sterlin. Hükümet kıvranıyor. Daha niye duruyorsunuz orada? Bir an evvel terk edin diyor. Bırakın diyor. Kemalistler alsınlar İstanbul'u diyor. Bize her gün şu kadar masrafı var diyor. Bunlar bir Irak'ı bırakın diyor. Irak diyor. Günü şu kadar bize maliyeti. Yani bunlar kolay şeyler değil. Yani değil. Lazım. Ha oradan bir şey götürüyorsanız ne hala götüremiyorsanız bu boşa giden bir para. E, Osmanlı sömürü yapmayacağına göre oraları. E, ne olacak o zaman bu paralar? Yatırım, yapacak Yatırım yapması lazım. Yapmış. Libya'ya yapmış. Libya'dan para hmm. mı geliyor? Tunus'tan para mı geliyor? İcaz'dan para mı geliyor? Tamam stratejik ayrı bir mesele. Ya ama yatırım yapmış. Kolay bir şey değil. Yani Osmanlı'nın Osmanlı'nın bir kere yapacağı işler değil bu. Yoksa Osmanlı'nın ufkunun dar olduğundan dolayı değil. Veya donanmasının güçsüz olduğundan, bu çapta olmadığından değil. Şimdi gelelim Tanzimat devrine. Osmanlı donanması yine her zaman güçlüydü. Ancak başka sebeplerle Avrupa'nın ...bu gücünü ileriye götürdüğünü biliyoruz. İngilizler mesela ada devleti olmanın avantajlarını kullandılar. Dünyanın en mühim denizci milleti oldular. Hollandalılar keza öyle. Osmanlıların onlarla baş etme imkanı ihtimali yoktu. Çünkü açık denizlerde onlar bir imparatorluk kurdular. Fakat Osmanlılar da 19. asırda donanmanın sadece ticaret nakliyede değil emniyetteki de bildikleri için Sultan Abdül II. Mahmut. Düşünün Buharlı geminin ilk kullanıldığı yer Türkiye'dir. Osmanlı devletidir. Buharlı gemi bulunduğu Hı. zaman bu enteresandır. De, buna Mahmut gösteriyor. Zaten II. Mahmut dönemi Tabii. ayrıca bir konuşmamız evet. gereken dönem. II. Mahmut sınırlı imkanlarla yeni gemiler, modern gemiler yaptırdı. Sultan Abdülmecit babasını bu mirasını devam ettirdi. Sultan Abdülaziz gibi hiç kimse olamaz. O babasının bu mirasını çok ileriye götürdü. Dünya çapında bir denizcilik meraklısıydı. Denize çok emniyet veriyordu ve Sultan Abdülaziz dünyanın üçüncü büyük donanmasını kurdu. İngiltere ve Fransa'dan sonra. Bu donanmanın kurulması çok muazzam masraflara sebebiyet verdi ve Osmanlı Devleti iflas etti. Niye donanmanız yok deyince de işte donanma olunca da böyle oluyor. Evet. Tabii bu o, sonra ne oldu? O donanma. Bu donanmanın için anlam borçların ödenememesi Osmanlı Devleti'ni iflas ettirdi. İflas kararı Sultan Abdülmecid'i önce tahtından sonra canından etti. Arkasından 93 Ağrı Osmanlı Devleti'nin çok ağır bir darbe aldığını görüyoruz. Donanma bir işe yaramadı. Çünkü o kadar ağır bir darbe aldık. Fakat tarihçiler diyor ki 93 Harbi'nde tahribatın çok büyük olmamasının bir sebebi donanmadır. Ruslar o donanmadan korktukları için donanma çıkaramadılar Karadeniz. Evet daha önce Kırım Harbi'nde Sinop'ta ve, ve daha evvel Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar ama bu öldürücü darbe değildi. İnebahtı e, muharebesinin de mağlup olunca Sokulu Mehmet Paşa tekrar bir donanma kurulma emrini verdiği zaman Kılıç Ali Paşa efendim bu kadar zamanda biz bunu yetiştiremeyiz dedi 6 ayda. Sen dedi bu devlet Ali'yi anlayamamışsın dedi. Öyle isterse dedi Atlas, yelkenlerini Atlas'tan e, 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 direklerini, lengerlerini gümüşten yelken, şey, ipliklerini ibrişimden yapmaya gücü yeter. Hakikaten 6 aydan az bir zamanda bir donanma Ortaya konuldu Kıbrıs'ı fethetti, Rodosu fethetti bu donanma. Düşünün 17. asırda Girit gibi çok zahmetli bir fethi Osmanlı donanması ile gerçekleştirildi ki bütün Avrupa karşı çıktı halde Fransa bile dostluğumuz olan Fransa bile karşı çıktı Osmanlı donanması. Onun için yani dona ama 19. Asırda bir donanmayı yapmak ve elde tutmak çok zor. Artık motorlu gemiler var. Boyanması Yapmakla bile bir beraber, yıkım, evet. bakımı bir bakımı. yıkım. Dona boyanması bile bir yıkım. Bırakın bakımını şeyini. Muhafazası bile en bir ölümdü. Ve Sultan Abdülhamit tahta çıktığında bu donanmayı Halice çekip çürütmekle itham edildi. Halbuki bu donanma modası geçmişti. Tıpkı bugünkü cep telefonları gibi o zaman da gemilerin modası bir iki senede geçiyordu. Sultan Abdülhamit zamanında yaptırılan gemiler Sultan Abdülhamit devrinde artık modası geçmiş gemilerdi. Bunları tamir etmek için uğraşmak yeni gemi almaktan daha pahalıya geliyordu. Sultan Abdülhamit yeni gemi siparişleri verdi. Bunun zamanında satın alınan ve yaptırılan gemilerle alakalı müstakil kitaplar vardır. Hiç kimse Sultan Abdülhamid'i bu hususa suçlayamaz. 31 bin ...donanmanın mevcutu Sultan Abdülhamit zamanında... ...subayı ve eriyle. 9 binde deniz piyadesi var. 40 bin kişi var donanmada. Bu muazzam bir güçtür. Bunlar herhalde şeyde oturmuyorlar sahillerde. Gemiler var. Çok gemi alındı Sultan Abdülhamit devrinde. Sonra Balkan Harbi'nde o Hamidiyeler ne zaman alınmıştı? İşte Sultan Abdülhamit devrinde alınmıştı. Ama dediğim gibi donanma tehdit edici bir şeydir. Sisam'da ayaklanma çıktı. iki tane gemi gönderdi. Ayaklanma bitti. Yani... Donanma başka kullanıma da sultan Abdülhamit? Savaş yok ama emniyet için tuttu onu hı hı. ve ondan sonra da biliyorsunuz o donanma ve donanma kültürü cumhuriyet devrine de intikal etti. Ee şöyle bir özellikle birinci dünya savaşı öncesine yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun da süresini doldurduğu dönemlere denk geliyor. Aldığımız gemiler, bu gemilerin teslim edilmemesi, bunların bir kısmının batması bakım çalışmalarının yapılamaması maalesef şehitlerimizin olması ama bir taraftan da işte Çanakkale gibi evet. savunmalarda Çanakkale savaşında bu gemilerin kullanılması... ve İngiliz gemilerini evet. batırmaları savaşın çıkışı savaşın çıkışı zaten gemilere bağlıydı yani daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin... ...savaşa girişi gemilerle alakalı İngiltere'den iki tane e, Dit not e, muhrip siparişi verilmişti parası da ödenmişti İngiliz dezgahlarına bu gemileri İngilizler savaş çıkınca teslim etmediler Tabii o millet arası hukukta bunun kaidesi var. Teslim etmediler. Onlara karşı kullanacağınız için. Evet. Parayı da geri vermediler. Hı hı. Düşman o diye. Barış yapıldığı zamanda lozan yapıldığı zamanda savaş tazminatına karşılık tutuldu. Ve bu iki yemi gitti. Yani Sultan Reşat hiç ve Osmanlı hiç... evet isimli, yani hatta basında bile var. haberleri çıkmış, çıktı fotoğrafları tabii. bitti geliyor teslim edilecek. tabii. Ya tabii evet bir de öyle kampanyalar var. Kampanya, donanma Cemiyeti kuruldu. Donanma Cemiyetine çok yardımlar yapıldı. Yani Osmanlı Hanedan'dan da biliyor Sultan Abdülaziz onun oğulları hep bahriye subayıydı. Muazzam saray da bu işin içinde para yatırıyorlar çok e, gemiler alındı o zaman. Yolcu gemileri alındığı gibi e, nakliye yolcu gemileri alındı gibi savaş gemileri de alındı. Ve bu gemiler ...Balkan Harbi'nde yararlık gösterdiği gibi... ...Birinci Cihan Harbi'nde tamam... ...Çanakkale Harbi'nde deniz harbi ama biz orada... ...neticede küçük muhriplerle... ...savaştık ama Çanakkale destanı... ...biliyorsunuz deniz muharebeleridir. Orada da bu Sultan Hı -hı. Abdülhamit Devri'nde kurulan... ...ve kurulmaya başlanan donanmanın ve orada yetiştirilen... ...zabitlerin büyük rolü olmuştur. O zabitler... ...başka yerden gelmedi yani. Hı -hı. Osmanlı zabitleridir hepsi. Ve... ve e, e, ...iki gemi... ...yani Almanya'dan kaçan iki geminin... E, Osmanlı Devleti'ne sığınması... Ve bunların iade edilmemesi savaş sebebidir. Ee, ve satın alınması göstermelik Hı -hı. olarak işte Yavuz ve Midilli adlarını verilmesi. Hı -hı. Bu, bu gemilerin Rus limanlarını bombalaması da yine bizim birinci Cihan Harbi'ne girmemize vesile ve bahane olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet devrinde e, İngiltere'den yine iki tane gemi alınmıştı. Dezgahlardan ve bunların teslim almaya giden Rodos açıklarında battı eski bir gemiydi. İçindeki zannediyorum 50' kadar mürettebat subay. Dokuz. Ee, öldüler. Bu çok acıdır. Yani subayız kolay yetişmiyor. Çok başka deniz kazaları da Üsküdar vapuru var falan ama yani bu esaslı bir deniz kuvvetlerinin e, esaslı bir şeysiydi, kaybıydı. E, ve tabii Türkiye, Türkiye ondan sonra artık dünyada güçlü donanma iddiasından vazgeçti. Hala de etrafı denizde çevrili ama yine de Türk donanması Osmanlı devletinden gelme ...ananeyi devam ettiren bir donanmadır ve e, şimdi Türk ordusu 2000 yıllık diyorlar ama. Orduda en çok ananeler donanmada vardır, hmm. Bahriye'de. <laughs> yani de, de, yani deniz kuvvetlerinin ananeleri Hala. kara kuvvetlerinden çok daha eskidir. Çok daha eskidir. Subaylar biraz Bir daha da onlar içine kapanıktır. Biliyorsunuz e, dışa kapalıdır Bahriye e, camiası ve ananelerine çok bağlıdır. Sadece biz değil bütün dünyada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu hafta ederim. Için. Tekrar görüşmek üzere.